Yeni bir yol sohbetlerinden herkese selamlar, sevgiler. Geçen günlerde yeni sayılar açıklanmıştı. Mayıs ayındaki satış rakamlarına baktığımızda elektrikli araçlar açısından gerçekten ciddi bir şekilde artış olduğunu görüyoruz. 2024'e göre %130'a yakınlık bir artış var Mayıs ayında. Türkiye'de elektrikli araçların satışı 2024 Mayıs ayına göre %9'dan %20'ye yaklaşık çıktı. Ocak-Mayıs arası aslında ise baktığımızda yaklaşık o da %120'ye yakın, %115'lik bir yaklaşık artış oldu. Ocak-Mayıs ayları arası elektrikli araç satış payı da %7,5'tan %15'lere çıktı. Aslında bu ciddi bir artış gerçekten. Bunda en büyük payın ben %10 ÖTV diliminde yer alan araçların satışının katkısıyla olduğunu düşünüyorum. Bu arada Türkiye'de en çok satışı olan araçlara baktığımızda birinci sırayı yine TOGG aldı. %20'den fazlasını TOGG oluşturdu satışların. %10'una yakınını ise Tesla oluşturdu. Ben bu Haziran ayında Tesla'nın bir miktar daha artış göstereceğini düşünüyorum. TOGG ve Tesla'yı ise Mini Countryman E takip etti. Ancak Mini Countryman E'nin satışının bir miktar düşebileceğini tahmin ediyorum. Çünkü favori donanımı artık getirilmiyor. Sprint donanımı getiriliyor ve Sprint donanımında da epey bir eksiklik var. Mini Countryman E'yi ise 4. olarak BYD Seal U, 5. olarak da Opel Frontera takip etti. Açıkçası ben Opel Frontera'ya çok şaşırdım. Çünkü Opel Frontera sadece şehir içi kullanımına uygun bir araç yani. Umarım inşallah alanlar pişman olmazlar. Model bazında böyleydi. Marka bazında baktığımızda TOGG 1. olurken BYD 2. oldu. %12'lik bir pazar payıyla BYD 2. sıraya yerleşti. Tesla 3. Mini 4. Kia da 5. oldu. Aslında beklenen bir şey. BYD daha fazla araç getirse belki de çok daha fazla satış yapmış olacak. Ben çünkü öncesinde biliyorum. Tesla gelmeden önce belki Tesla alamazsam ne alırım diye soruştururken BYD bayilerinde sıra vardı yani. Kapora yatırıyordunuz, birkaç ay sonrasına ancak sıra geliyordu. Yani BYD yeterli araç getirmiş olsa çok daha fazla da araç satmış olabilir. Aynı şekilde Kia da mesela EV3'ü yeterince getirmiş olsaydı GT Line çok daha fazla satmış olabilirdi yani. %10'dan çıkarttı, %40'a çıkarttı. Yoksa çok daha fazla satmış olurdu. Mini'de de aynı şekilde çok fazla sıra vardı. Yani bunlar aslında daha fazla araç üretip getirebilmiş olsalardı çok daha fazla satış yapmış olurlardı. Tesla da aynı şekilde. Hatta ben TOGG için de aynı şeyi söylemek durumundayım. Çünkü TOGG üretebildiği kadar sattı zaten. Yani TOGG'da siz şu anda V2 uzun menzil almaya çalışın bulamıyorsunuz zaten. Yani daha fazla üretebilmiş olsalardı çok daha fazla araç satmış olurlardı. Bu arada ilginçtir. Ocak-Nisan döneminin Avrupa verileri açıklandı. Bu Avrupa verilerine baktığımızda 32 tane Avrupa ülkesi içinde Türkiye satış bazında 5. oldu. Yani Türkiye pazarının ne kadar önemli olduğunu buradan görebiliyoruz. Markaların Türkiye'ye elektrikli araç satışında maalesef biraz çekingen kaldığını, daha çok içten yanmalı araçlarını satmaya çalıştığını görüyorum. Halbuki elektrikli araçlarını satabilmek için çaba sarf etmiş olsalar inanın Avrupa'daki durum çok çok daha yukarılara çıkar. Çok küçük bir örnek vereyim. Renault Scenic yani Avrupa'da gerçekten beğeniliyor. Aynı şekilde Skoda'nın Enyaq, Elroq bunlar beğeniliyor. ID serisi beğeniliyor. Ama maalesef Türkiye'ye daha yeni getirildi. O da içten yanmalı satışını baltalamasın diye işte fiyatları maalesef yüksek tutuldu. %40 ÖTV'ye sokuldu Enyaq. İşte Elroq düşük donanımlarla getirildi falan yani. Çok satmak istemiyorlar Türkiye'de elektrikli araç. Ama Türkiye'deki elektrikli araç satışı sayısına baktığımızda Avrupa'da ilk 5'e girdiğimizi görüyoruz. Hatta sadece Nisan ayı için baktığımızda 4. sırada olduğumuzu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bu arada Avrupa'daki elektrikli araç satışı ortalamasına Türkiye'nin çok yaklaştığını görüyoruz. Avrupa'daki elektrikli araç satışı ortalaması yaklaşık %17 dolaylarında. Türkiye'de de buna çok yakın. Bu arada yol sohbetlerinde bir konuya daha değinmek istiyorum. Sadece elektrikli araçlar için falan bunu söylemiyorum. Her açıdan söylüyorum. Clickbait başlıklar insanların ilgisini çekiyor. Ben bunu tercih etmiyorum. Çok fazla izlensem ne olacak?
beğenmesem ne olacak? Bu işi ekonomik nedenlerle yapmıyorum kesinlikle. Zaten belki dikkatinizi çekmiştir. Yani videolarımda işte bana abone olun, beğenin, paylaşın falan gibi sürekli o tarzda bir şey hiç söylemiyorum da. Hani bir de onu bıktırana kadar söyleyenler falan da oluyor. Bu işi para için de yapmış olsa insanların, ben ki ben doğal karşılıyorum, olabilir. Bu da bir iştir yani içerik paylaşımı. Ama clickbait başlıklarla insanları yanıltmaya çalışmayı doğru bulmuyorum. Aslan Batur, belki siz de biliyorsunuzdur. Ondan bir örnek vereceğim. Ama bu sadece Aslan Bey'e has bir durum değil. Onu söyleyeyim. Başlık dikkatimi çektiği için örneği oradan vermek istedim. Tekrar edeyim, bu sadece Aslan Bey'e ilişkin bir sitem değil veya sizlere bu konuda bir sitem değil. Örnek olsun diye dediğim gibi söylemek istiyorum. Bu konuda çok fazla var zaten. Aslan Bey geçen haftalarda Hyundai Inster'in işte lansmanına gitti muhtemelen. Araç da verdiler. Ve onunla ilgili bir tanıtım, içerik paylaşımı yaptı. Başlıkta şu yazıyordu. 493 kilometre menzilli Hyundai Inster geldi satışta gibi bir başlıktı. Onu da ekrana koyarım. Ve on binlerce, yani 50 binden fazla, son zamanda kontrol etmedim, ekrana da koyarım. Belki de çok daha fazladır. Yani çok fazla da izlenme sayısı oldu. Tamamen clickbait bir başlık. Yani bu aracın 493 kilometre menzili gibi bir durum yok. VL tipi menzili bile, şehir içi menzili. En azından başlığa VL tipi şehir içi diye yaz. Yani insanları yanlış yönlendirmiş oluyoruz. Ondan sonra insanlar diyorlar ki, alıyorlar. Ya diyorlar, bu aracın menzili niye bu kadar kısa? Bu aracın menzili niye bu kadar gitmiyor? EV Database'te gerçek menzillerini görebilirsiniz. Yani bu aracın menzili, karma menzili, gerçek menzili 300 kilometre bile zor. En optimum koşullarda yaklaşık 300 kilometre karma menzili olan bir araba için 493 kilometre menzilli Hyundai Inster geldi diye başlık atmak bence güzel bir şey değil. Doğru da bir şey de değil. Bu benim kişisel görüşüm. Kişisel bir eleştirim. Onu söyleyeyim. Ben de bunu yapıyorsam yanlış yapıyorum. Ama bu kadar çok izlenmiş olması da bana tuhaf geliyor. Demek ki buna prim veriyoruz biz halk olarak. Bu tür clickbait başlıklara, clickbait haberlere maalesef prim veriyoruz. Ne kadar çok izlersek bu tür haberleri, bu tür paylaşımları, içerikleri, o clickbait başlıklar daha da çoğalıyor. Bununla ilgili söylemek istediğim buydu. Bu arada yeni Tesla'yı kullanıyorum. Epey de bir süre oldu. Tesla'da geliştirmelerle ilgili, yeniliklerle ilgili daha önceden bir video yapmıştım. Ayrıntılarıyla hepsini birden anlatmıştım. Birçok videoda var bu konuda. Ben genel anlamda bu yeniliklerinin hangilerinin olduğunu ekrana vereceğim. Birincisi geliştirmeler ve iyileştirmeler. Ekrana koyduklarım içinde benim en beğendiklerim ve dişe dokunur bir geliştirme olduğunu düşündüklerimi belirteceğim. Ama diğer hepsini de yazacağım. Yani neler geliştirilmiş, neler iyileştirilmiş, onları da ekrana koyacağım. Benim ilerleme kaydedildiğini düşündüğüm şeyler süspansiyon, kullanılabilir batarya kapasitesi, şarj hızı ve şarj süresi, cam tavan ısı ve ışık yalıtımı, trim parçalarındaki iyileştirmeler ve koltukların delikli olup havalandırmalı olması. Havalandırma sistemi koltuklarda güzel çalışıyor, beğendim. Ama diğer geliştirme ve iyileştirmelerin maalesef çok dişe dokunur olduğunu düşünmüyorum. İkinci olarak bazı tasarımsal ve konumsal değişiklikler. Direksiyon, vites seçicinin ekrana gelmiş olması, kaput, ön ve arka tamponlar, ön ve arka aydınlatma grupları, ön frank, ön konsol, jant ve jant kapakları. Tasarımsal ve konumsal değişikliklerde de en önemli gördüğüm dişe dokunur değişiklikler bunlar. Üçüncü olarak yeni eklenenler var. Yıkama fonksiyonlu ön kamera, ön ve arkadaki light barlar, yani ışık bantları, arka koltuklarda elektrikli kontrol, ambiyans aydınlatması ve arka ekran. Dördüncü olarak da şunu söyleyebilirim. Yani hep geliştirme ve iyileştirme yok. Bir de gerileme var. O da ses sistemi ile alakalı. Dört çeker long range'lerde ses sistemi, evet, daha da iyileştirilmiş durumda. Zaten çok güzel olan bir ses sistemi vardı ve bu çok daha iyi olmuş durumda. Ama hem long range arkadan itişli, hem de arkadan itişli standart menzil olanındaki ses sistemi maalesef hem amfi kaldırılmış durumda, hem de hoparlörler azaltılmış durumda. Böyle bir gerileme var. Tesla'daki yeniliklerle ilgili düşüncelerim de bu şekildeydi. Sohbet
de son olarak şunu söylemek istiyorum. Bazı kişiler soruyor çünkü. Madem öyle LFP daha uzun ömürlü, neden LFP bataryalı SR'daki kilometre garantisi bataryanın daha düşükken long range NMC bataryalı olandaki kilometre garantisi daha yüksek diye sorular soruluyor. İşte bizim araçlarda batarya garantisi 160 bin kilometre. Long range araçlarda ise batarya garantisi 192 bin kilometre. Bu durumda NMC bataryalara daha yüksek mi garanti verilmiş oluyor? Öyle değil arkadaşlar. Yani bu kilometre anlamında baktığınızda size öyle gelebilir. Ama bunu döngü sayısı olarak bakmak gerekir. Yani VLTP menzil olarak long range arkadan itişli araçların VLTP menzili Tesla'larda 622 kilometre. Bizim araçlarımızda ne kadar? Juniper SR'larda ne kadar? 500 kilometre. 160 bin kilometreyi 500 kilometreye böldüğümüzde kaç tane döngü olduğuna bakacağız. Bir de 192 bin kilometreyi 622'ye böldüğümüzde ne kadarlık döngü sayısının olduğunu bakacağız. Bu döngü sayılarına baktığımızda Juniper SR'larda 320 cycle, 320 döngü. Long range'lerde ise yaklaşık olarak 308 cycle, 308 döngü garanti süresi olduğunu görebiliyoruz. Yani aslında bakıldığında yine SR'ların bataryalarına daha fazla bir garanti verilmiş oluyor. O nedenle buradaki yanlış anlaşılmayı düzeltmek istedim. Bugünkü Yol Sohbeti serisinde sizinle paylaşmak istediğim şeyler bunlardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.